Aa, olacak o kadar izleyelim mi lan bugün? İzleyelim. Olacak o kadar sarhoş skeçleri. Ama önce Okan Bayülgen Değil, skeci... politikleri izleyelim. O zaman ilk Biz şey şey... izledik, o efsane. Geçmişe gidiyorlar. O ama çok güzel. O zaman makinesi Ne, skeci. zaman O çok makinesi. güzel. Bir de şeyden başlayalım bence. Erdoğan apartmanı. Adalet apartmanı. Öyle mi? Onu bilmiyorum bak. Nasıl bilmiyorsun o Adalet Yo, apartmanını? bilmiyorum lan. Yapıyoruz. Biliyorsun ama Adalet apartmanını. Hayır. Ne metrosa Günhan işte Mercedes almadı mı? İkinciyi alacağız kanka işte. Birinci sanayide şimdi. Çok güzel bir Ahmet Kaya mizahım var da yapamıyorum işte. Neyse. Niye yap lan? Burada yasak değil herhalde Facebook'ta. Ya işte Ahmet Kaya'nın söylediği bir söz ama işte çok Ha. eleştirilmiş bir söz, o yüzden Anladım. demiyorum yani. Mercedes'ini bir yerde Ha bırakmıştı. ha ha. Anladım. Aynen. O tarz. Bu ne abi? Ten Crazy Upcoming. Bu ne abi? Hemen dikkatimi çekti. Abi böyle bir Legacy Killa var. Kanalımı göstereceğim sana. Adam yeni oyunlara sürekli jartiyer ve topuklu ayakkabıyla tanıtıyor. Bak mesela GTA 6. Hemen bir tane random bir kız koymuş. Kızın hiçbir şeyle alakası Bu yok. adam sen misin acaba? Yani bu Evil Sungur gibi biraz, anladın mı? Çünkü bak aslında oyun adam bayağı oyunlarla alakalı gündem takibi yapıyor, tamam mı? Öyle atla deve bir şey yapmıyor. Siri koymuş direkt. Kadın ne varsa onu koyuyor direkt. Anladın yani, ve bunlar yine bak yine masum işte şey nispeten şey. Bak hemen mesela bilmem ne olmuş. İşte boykot yapıyor ya geliştiriciler. Buraya modlanmış neydi bu kızın ismi şeydeki güzel popolu Cyberpunk'taki. Pelin. Hayır lan, Cyberpunk'taki güzel popolu kızı diyorum. Penem. Panam ha. Panamı koymuş. Buraya bir Mass Effect koymuş. Bu farklı farklı sürekli kadın suratları basıyor. 500 binde izlenme oluyor. İlginç de bir herif. Çok iyi, ben de yapayım. Videosunda da boş konuşmuyor bu arada ha. Ha. Gündemle ilgili adam güzel yorumlar yapıyor. Ama şeyleri ilginç. Çok iyi lan. Tam buna yılları. Massive Lawsuit falan diye bir de şey yapmış. Tabii. Bakar mısın? Aga bayağı da çalışıyor gibi. Bayandaroğlu adam. Hep de böyle bir kızların başına bir şey geliyormuş gibi haller var. Bak ağzı tutulan eliği koyuyor. Ne Ya. bileyim hani, anladın mı? İşte burada ağzı bantlanmış başka bir kadın karakter var. Bak bu siyah beyaz olmuş bu kız. Bunun başına bir şey gelmiş belli. Abi Bu kız bence ağlamış, başına bir şey mi gelmiş acaba? kanalın adı da süper. Legacy Killa yani, Evet anladın mı? evet Legacy Legacy Killa Killa. HD ya. Legacy Killa HD, Adam aynen. şey tam yani. İnternet kafe jenerasyonunun internet kafeden bir daha asla çıkmamış versiyonu gibi bir şey yani. Bu adam büyük ihtimalle 45 yaşında falan bir adam böyle abi. Wow. Bir dakika. Hemen mi geldi? Vallahi. Ulan ayıp be. Ayıp be. Nasılsınız chat? Bak ne güzel, adamda chat okuma monitörü var. Böyle bir şey bana da lazım. Umarım Aoros verir böyle bir şey. Aoros King. Aoros King. Lan ne follow age niye atıyorsunuz? Herkes follow age'e başlamış. Evren bot. Ha, kendi botu var. Biz de erkeğiz. Günhan Bey, Cuckold Simulator oynayabilirsiniz. Banlanma riski yok. Çok sıkıcı ya o oyun. Demokrasi apartmanı. Adalet apartmanı değil o skecin adı. Doğru. Aynen. Demokrasi apartmanı. YouTube'da yayınlar nasıl gidiyor lan? Çok iyi gidiyor kanka. Al, su getirdim sana. Bu Teşekkür senin ediyorum. bugünlük suyun. Sağ ol. Teşekkür ederim efendi. Çok iyi gidiyor abi. 1000 aboneyi geçtik. 30K takipçiyi geçtik. Yani gidiyor yani. Bakalım 1500 abonede şey yapacağım. Pide üzerine adımı yazdıracağım. Ve böyle hep beraber yakın arkadaşlar olarak açacağız böyle pideyi. Özgür Karayel 100 boncuk atmış. Özkan Anılan 50 yıldız atmış. İki kere sağ olsun, var olsun. Ay. Özlemiş misin İstanbul'u? Shit. Ben de İstanbul'da mahalleden çıktım da hızlıca gerilmeye başlıyorum ya. Evet, it's shit. Gerginlik böyle şey oluyor. Hearts of Iron'da böyle world tension var. Onun gibi yükseliyorum böyle her günü geçirdikçe burada. Sana ne soracağım? Sen Burada... şey kanalı biliyor musun? Ha. Skyrim'in modlarını tanıtan bir tane kanal var. Sadece Skyrim modu tanıtıyor 8 senedir falan. Bilmiyorum ama çok daha ilginç bir Skyrim kanalı da biliyorum. Skyrim'in içine Sopranos şeyleri koyuyorlar. Sahneleri. Ona da bakalım. Skyrim'in... Şu. Bak şimdi yine thumbnail kültürüne bak ama biraz sonra. Okey zaten. Bak ama yok. Bu biraz şey. Bu thumbnail konusunda kendinden geçmiş artık. Artık Skyrim için şey falan koyuyorlar. League of Legends ya da işte Overwatch karakterlerini falan koyup öyle filmler çekiyorlar. Çok gelişti teknoloji. Pembe bir kadın var şurada. Gördüğün gibi handlebarları var ardında. Evet, ona biniyor musun? Evet. Haraido işte at. Hamile Skyrim var. İç çamaşırı Skyrim var. Jartiyer Skyrim var. Ondan sonra
Daha bu ilk sayfa, daha aşağıya indikçe gidiyoruz. İşin ilginci bu adam senelerdir Skyrim modu tanıtıyor. Ya bunları random bir şekilde buluyormuş gibi yapma bence. Bunları yani biliyorsun işte bu kanalı. Biliyorum tabii canım. Bakıyorsun yani. Hayır şöyle, videolarına girdiğin zaman videolar uyduruk değil. Zaten tuhaf tarafı o. İzliyorum ben bunları. Bunu da izliyorum Legacy'de. Milyon çekiyor bütün videolar neredeyse. Tabii hayvan gibi mod keşfettim ben yıllarca bu kanaldan. Ama bir süre şeydi, insan gibiydi her şeyi, tamam mı? Yani sonra adam bir noktada şeyi çözdü. Okay, this is how algorithm works dedi. Yani bak ha işte geldik biraz. Eski modlarına falan bak böyle, anladın mı? Nispeten yine iyi. Yani top 10 zırh diyor. Hani o kadar bir şey koymamış. İşte bak burada ışık koymuş, bir şey koymuş. Tamam arada güzel kadın koyuyor ama. Yani şu an baya fetişler oldu. Bundan para kazanıyorlar çünkü kanka şeyden. İzlenmeden. Hayır izlenmeden değil. Normalde Skyrim artık baya bildiğin porno film çekme motoru gibi kullanıyorlar. Evet. O sebeple yeni modellerin gelmesi, yeni modların gelmesi falan önemli yani. İşte daha böyle şey gibi düşünebilirsin. Daha keskin fetişlere cater etmesi açısından falan yani mesela. Aynen. Bir de şey demiş, you should legitimately think twice demiş böyle bunu bakmadan önce. Bundan daha kötüleri falan da var. Baksana Santa'nın naughty listine sizi alacak modlar falan yani. Daughter's Tale. Night Mistress Mansion. Yani adam porno kanalı, kendini kocaman bir porno kanalına çevirdim orada. Kanka bir tane Skyrim senaryo modu var. Slavers Rick. Aa bak my entire channel vay değil mi? Allah Allah. Neden acaba? Salak. Bir tane my entire channel. Şuna bak Skyrim Bandit Captives. Masum kız şeylerin, haydutların eline düşüyor. Bir sene sonra kanalım demonetize edildi, yazıklar olsun. Hayır.